Ulusal Barış Elçisi Ödüllü Amir Khan, 14 Mart 1965 yılında Hindistan'ın Mumbai şehrinde doğmuştur. Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Khan'ın bazı akrabaları da Hint film sektöründedir. 4 kardeşinin en büyüğüdür. Çocuk yaşta aldığı 2 küçük rolle sinema hayatına başlamıştır. 8 yaşında Nasir Hüseyin'in müzikal filminde şarkı söylemiştir. Babasının yapımcılığını yaptığı Mathoş filminde oynamıştır. Eyalet şampiyonasında tenis oynamıştır. Mumbai Nersi Koleji'nde 12. sınıfı tamamlamıştır. Khan çocukluğunu babasının yaşadığı finansal problemler sebebiyle zorlu bir dönem olarak tanımlamaktadır. "Günde en az 30 kez kredi ödemeleri için aranıyorduk," diyen Khan, o günlerde okul taksitlerinin ödenememesi riskiyle karşı karşıyaydı. Khan'ın ailesi yaşadıkları olumsuz tecrübe nedeniyle onun bu film sektörüne girmesine karşı çıkıyorlardı. Sinema yerine doktor veya mühendis gibi istikrarlı bir kariyer seçmesini istemişlerdi. Avantar isimli bir tiyatro grubuna katılan Khan, burada bir yıldan fazla bir süre sahne arkasında görev aldı. Liseyi bitirdikten sonra amcası Nasir Hüseyin'in iki Hint filmi Manzil Manzil ve Zabardast filmlerinde yardımcı yönetmen olarak görev almıştır. 2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuştur. Kayboluş ve Onu Sarıya Boya filmlerindeki rolleriyle büyük beğeni toplamıştır. Her Çocuk Özeldir filmindeki başarısı ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan'ın en büyük ticari başarısı aksiyon dram filmi Ganji ile gelmiş ve bunu komedi dram filmi 3 Idiot izlemiştir. Diğer filmleriyle de Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur. Amir Khan başarılı kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş, 4 ulusal film ödülü ile 7 Filmfare ödülü kazanmış, bununla birlikte Hindistan hükümeti tarafından onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011'de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında ikinci kez Barış Elçisi seçilmiştir. Yardımsever kimliğiyle tanınan Amir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır. Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Doğru Her Zaman Kazanır ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır.